Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk milli savaş uçağımızın piste çıktığı alandan verdiği mesajları getirdik ekranlarınıza. Alanda kameralara yansıyan farklı detaylar da vardı. Erdoğan Kaan'a imzasını attı, sonra da kokpitine geçti. Tören alanında ise heyecan, gurur ve mutluluk bir aradaydı. Öyle bir uçak düşünün ki harp ortamında radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. İşte yüksek manevra, süper seyir, yüksek hassasiyete sahip mühimmat atabilme ve radara yakalanmama özelliğiyle adı hanların hanı anlamına gelen Kaan. Silah yuvasını açıp füzesini, bombasını düşmanın üzerine bırakacak. Sonra da geldiği gibi sessizce üstüne geri dönecek. Birkaç yıl içinde tüm testlerini tamamlayıp üstün performansıyla Kaan'ı hava kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Çok onurlu ve gururluyum. Hem ülkem için hem de ben bir mühendis annesiyim burada. Öyle mi? Evet, bugün çok duygulandım. Türk milleti adına gurur duyuyorum. Çok gururluyuz. Bugünleri gördüğümüz için çok sevinçliyiz. Kaan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Kahraman Kazan yerleşkesinde görücüye çıktı. Türkiye'nin ilk savaş uçağı Kaan tören alanına taksi yaparak geldi. Daha önce fotoğraflarını görmüş, videolarını izlemiştik ama ilk kez dokunma fırsatı, yakından inceleme fırsatı bulduk. On binlerce başkentli de Kaan'a büyük ilgi gösterdi. Ülkemiz için büyük büyük bir gurur. Dünyada Türkiye'nin bağımsızlığı için çok önemli bir hamle olarak değerlendiriyorum. Haziran ayı içerisinde bu uçakta modifikasyona başlayacağız. Ve hedefimiz 27 Aralık itibariyle bu uçağa ilk uçuşunu yaptırmak. Bir nevi uçan bir savaş istasyonu olacak. Milli Muharip Uçağı Kaan'ın pilotlar için özel olarak işte bu kask tasarlandı. Aselsan tarafından üretilen kask sayesinde tüm teknolojik veriler işte bu ekranda görünebiliyor. Yine yüksek irtifa uçuşları için pilotlara böyle bir ağızlık var. Buradan da yine oksijen desteği sağlanabiliyor. Yerli savaş uçağı Kaan'a pist yürüyüşünde Türk bayrağının renklerini taşıyan Hürjet öncülük etti. Dosta güven, düşmana korku salmaya devam edeceğiz. İlk uçuşunu yapan Hürjetimize bakar mısınız? Çok yakında Hürjetimiz, hava kuvvetlerimiz envanterine katılacak. Hürjeti inşallah TCG Anadolu gemimize de konuşlandıracağız. Hürjet'te yerli silah ve radarlarla donatılarak F-16'ların yerine geçebilecek. Milli kanatlar taksi yaparak tören alanına geldi. Erdoğan önce Kaan'a imza attı. Sonra kokpitine geçti. Milli kanatların yanında hatıra fotoğrafı da çektirildi. Tören alanı öncesinde de şenlik alanı gibiydi. İstikbalin 100 yılı programı için başkentli on binlerce kişi alanları doldurdu. Türk Havacılık Uzay Sanayi'nde yerli imkanlarla üretilen Atak helikopteri, Milli Muharip Uçak hepsi burada Ankaralıların huzuruna çıkıyor. Gururluyuz emeğimizin olduğu için. Yani ülkemize hayırlı olsun diliyorum. Uçaklarımızın hepsi de elimizdeydi. Çok emek verildi. Gökbey ve Atak helikopterleri, yerli helikopterler şu an gösteri uçuşu sergiliyor. Pilotlar adeta şov yapıyor. Atak helikopteri manevra kabiliyetiyle şu an bulunduğumuz alanın üstünde tam 360 derece döndü ve geri gitti. Üçüncü turunu atıyor. Buradaki on binlerce başkentli gösteriyi heyecanla takip ediyor. Saat 10.30'dan beri buradayım. Çok güzel bir ortam var. Yani özellikle bu özgün ürünlerimiz yakından görmek. Çok mutluyuz yani. Ve gösteri sırası Hürkuş'ta. On binlerce izleyicinin gözleri önünde kahraman pilotlar Hürkuş'ta her türlü hünerini gösteriyor.